Herkese merhaba arkadaşlar. Uzun zamandır benden beklediğiniz bir videoydu. Bu videoda hem kurulum olacak hem de makros olacak arkadaşlar. Elimden geldiği kadar hepsini bir videoda atmaya çalışacağım. Bilindiği gibi biz bu ürünün bir alt modelini incelemiştik. Biz o alt ürüne 2020 modeli diyoruz. Şimdi JOF yeni cihazını çıkardı. JOF 68S diye. Bundan önceki ürünü arkadaşlar JOF 68'di sadece. Şimdi ise JOF 68S. Şimdi gruba bir ton kişi geldi arkadaşlar. Bu yeni ürünü eski videoya bakarak kurmaya çalıştı. Ama JOF şöyle bir güzellik yaptı. Bilindiği gibi önceki programı bayağı bir dandikti arkadaşlar. Yeni çıkardığı cihaz da programını bayağı bir güçlendirdi. Güçlendirdiği halde fiyatını da bayağı bir düşürdü arkadaşlar firma. Çıkardığı cihaz cidden çok iyi. Program olarak da çok iyi. Önceden mesela ekstra bir tuş atayamıyorken şimdi ekstra bir tuş atayabiliyoruz. Şimdi arkadaşlar konuyu fazla uzatmadan hemen şuradan kurulumuna geçeceğim. Şöyle bir şey yapacağım sizler için. Bu ürün açıldığı için ben bunu direkt teşhir ürünü olarak geçtiği için yorum atan bir kişiye hediye olarak vereceğim. Yani yoruma Instagram hesabınızı veya herhangi bir şeyinizi yazın arkadaşlar benim size iletişim kurabilmem için. Ya da WhatsApp gruplarımız var videonun açıklama kısmında ya da yukarıda numaramız var. Oradan iletişim kurabilirsiniz. O şanslı kişi kim merak ediyorum. Bu ürün ona hediye olarak gitsin. Ben şimdi sistemi kuracağım. Şu şekil. Sistemi kurduktan sonra birlikte kurulumu yapalım. Arkadaşlar şimdi cihazın hemen arka tarafında yine şarj giriş kısmı var. Şimdi Bluetooth bağlı değilken bu şekil mavi ışığı yanıp sönüyor. Şunları da fazla açmak istemiyorum. Bunlarda şimdi klavye mouse soketlerin girişinin hiçbir önemi yok. Şöyle takarsınız bunları herhangi bir soket kısımlarını. Yani şöyle bir şey var. Eğer klavye mouse çalışmazsa bir soketlerin yerini değiştirerek denersiniz. Şimdi indirmemiz gereken bir program var. Bilindiği gibi önceden Chaotic Plus'a kuruyorduk. Şimdi GeekGamer programına kuracağız arkadaşlar. Şuradan GeekGamer'ı indiriyoruz. Ben bunun indirme linkini videonun açıklama kısmına bırakacağım. Oradan da aynı şekilde indirebilirsiniz. Sakın gidip yine Chaotic Plus programına kurmayın. Önceki ürünün incelemesini merak edenler arkadaşlar videosu yayında kanaldan ulaşabilirsiniz. O video bayağı bir tutuldu zaten. Hani hemen hemen bir 20 bin 30 bin kişiye ürün hakkında bilgi vermiş oldu. Ya bu beni mutlu ediyor cidden arkadaşlar. Hani bir attığım videonun bayağı bir izlenmesi. Bilindiği gibi zaten bu videolara bayağı bir emek veriliyor arkadaşlar. Hani bir beğeni belki çok görmezsiniz. O beğeni benim için zaten her şey demek arkadaşlar. İndirmemiz gereken program GeekGamer'ı demiştim ben size. GeekGamer'ı indikten sonra kurulumunu yapacağız. Şu Gamester'ın programını da kapatayım arkadaşlar. Hemen kurulumunu yapacağız. Ben size basitleştirmiş olarak kurulumunu anlatacağım arkadaşlar. Eğer çok çok profesyonel destek isterseniz, yok abi benim başım ağrımasın, ben güvenilir ellere bırakayım, onlar kursun diyorsanız. Şurada zaten WhatsApp numaramız var. Aynı şekil videonun açıklama kısmında WhatsApp gruplarımız var. Aynı şekilde WhatsApp gruplarından birbirlerinizle de yardımlaşabilirsiniz. Yönetici olarak yönetici arkadaşlarımız var. Onlardan özel destek de alabilirsiniz ya da özelden başka bir husus için de danışabilirsiniz. Orada zaten benim numaram da var arkadaşlar. Oradan direkt benimle de iletişim kurabilirsiniz. Şimdi programımızı indirdik. Ben bu programı bilindiği gibi Mix 3'te de anlatmıştım. Yani arada pek bir fark yok arkadaşlar. Programımız indikten sonra buradan aç demeden önce bence bir Bluetooth'a eşleştirelim. Bluetooth'a eşleştirmeden işlem yapmayalım. Bluetooth'umuzu açtık. JOF cihazımızın ışığı yanıp sönüyordu. Şu bütün cihazların bir bağlantısını keseyim arkadaşlar. Size her şeyi en temizinden göstermek istiyorum. Sıkıntısız bir kurulum yapın istiyorum sadece. G9 diye bir Bluetooth bağlantısı geldi. Bu kaplumbağa gibi olan cihazın Bluetooth ismi G9 arkadaşlar. Ama yine S serisi diye geçiyor arkadaşlar. Buradan direkt tamam dediniz mi Bluetooth'unuza bağlanacaksınız. Bağlanılıyor. Bağlanılıyor. Bağlandı arkadaşlar. Şimdi ne yapıyoruz? İndirdiğimiz programa giriyoruz. Programa girmeden önce arkadaşlar MS sorunu yaşayanlar için şu mobil oyunculuk Pink diye programı indirebilirsiniz. Kesinlikle ban yok arkadaşlar. GeekGamer programına girdikten sonra şuradan kutucuğu işaretleyip confirm diyeceğiz. Buradan yapmanız gereken GeekGamer programına izin vermek. İznimizi verdik. Bir geri daha geldik. Buradan bir daha izin verdik. Bir geri daha geldik. Buradan izin verdik. Bir TC kimlik numaranızın istemediği kalıyor arkadaşlar.
Bir ortalama 15 ile 1 dakika arası bir data yüklemesi yapıyor. Bu cihazınızın performansına göre bu data yükleme oranı değişebilir arkadaşlar. Uzun sürse de kendinize sıkıntı etmeyin. İlla ki bu data yüklemesi bitiyor. Yani bekleyin, biraz sabırlı olun arkadaşlar. Buradan data yüklemesi başarısız dedi. Bir daha bir data araması yapacak. Data yüklemesini yapsın. Bu arada arkadaşlar Bluetooth ışığımız yanıp sönüyordu cihazdaki. Belki o üst kameradan görüyor musunuz bilmiyorum da şu an sabitleşti. Yine bir hataya düştü. Yine bir data yüklemesini yapsın. Data yüklemesi bittikten sonra arkadaşlar bu şekilde her şey hazır olarak gözüküyor. Şuradan etkime tıkladığımızda hemen şuradan PUBG Mobile diyeceğiz. Arkadaşlar istediğiniz oyuna göre bu cihazı endeksleyebilirsiniz. Çünkü önemli olan tuşu nereye koydunuz. Tuşu nereye koyarsanız oradaki komutu verir. Yani Call of Duty bilmem ne istediğiniz oyunu oynayabilirsiniz. Bu şekilde oyunu ekledikten sonra sağ taraftan Enter'ladık. Enter'ladıktan sonra bir oyuna girme süreci var. Ve zaten o sırada tuşlarımız geldi. Ben şimdi tuş dizilimini yine basitleştirilmiş şekilde anlatacağım size. Siz kendinize göre en güzelini dizmeye çalışırsınız. Hadi çok dediğim gibi videonun da başında. Yok abi ben uğraşmak istemiyorum diyorsanız şuradan numaramız var. Videonun açıklama kısmında WhatsApp linklerimiz var. Oradan gelirsiniz, bizimle iletişim kurarsınız. Biz her şeyi en güzel şekilde kurarız. Önemli olan bu cihaz arıza verdiğinde ne yapmanız arkadaşlar. Çünkü yanlış bir hatanızda her cihazda olduğu gibi cihazınızı çöpe atarsınız. Ha, pahalı bir cihaz mı? Yok abi, zaten ortalama 200 ile 300-400 arası bir fiyatı var şu komple setin arkadaşlar. O kadar pahalı da bir cihaz değil. Ben göze alırım diyorsanız sorun yok bizim için. Hemen şuradan oyun ayarlarımıza gireceğiz. Şuradan kontroller diyeceğiz ama bir internet kopukluğu yaşıyorum. Şuradan üçüncüyü seçtireceğim, özelleştir dedim. Burayı bir güzel sıfırladım ki temiz bir şey çıksın arkadaşlar. Burayı sıfırladıktan sonra hemen şu sol tarafta siyah Geekgamer'ın sembolü var. Buna tıklayacağız bir kere. Şuradan change diyeceğiz, ayarlar. Bu şekilde tuş kombinasyonlarınız gelecektir. Herhangi bir tuşu oynatmak istiyorsanız örnekleyeyim. E tuşuna tıkladım bir kere, üstüne koydum. Üstüne bir kez daha tıkladım. Q harfine tıkladım, koydum buraya. Tıkladım, oturdu. WASD'mi şöyle ortaladım arkadaşlar. Oturdu. Tap işaretini çantaya aldım. Dördümü aldım. Sağlık yaptım. Bursa'mı tekli yaptım. Biri birinci silah yaptım. Bursa'yı tekli yaptım. İki ikinci silah yaptım. Klavyemde 6 tuşu varmış. 6'yı tabanca yaptım. 5'imi bomba değiştirme yaptım. 3'ümü de bomba yaptım. Rize'mi şarjör yaptım. Ceyhan'ı eğilme yaptım. Zonguldak'ı yere yapma yaptım. Şuradaki arkadaşlar mouse ateş etme tuşumuz. Bunu aldım. Bu tarafa koydum. Şuradaki mouse'un şurada iki tane daha tuşu vardır arkadaşlar. Şu sol tarafında. O mouse olmadığı için kullanamıyorum. Çektim bunu bu tarafa. Şuradan yukarıda delete dedim. Yukarı ok işareti bende yok. Yine delete dedim. Üstüne bir kez daha tıkladım. Aşağı ok işareti bende yok. Yine delete dedim. Giresun'u 1000 yaptım. Fransa'yı sür yaptım. F1'imi lehsanlığı yaptım. Şuradan mouse tekerimi kullanmayacağım ben arkadaşlar. Zaten aktif değil. Onu silebilirsiniz. Şu tekeri sildim. Bir tane daha F harfim var. Bunu da aç yaptım arkadaşlar. Şuradaki giresunu da kurtara koydum. Şurada mouse'umun sağ tıkı var arkadaşlar. Bunu da dürbünüme yerleştirdim. X'imi aldığım dürbün yazana yerleştirdim. Şurada da space'im var arkadaşlar. Space'imi de zıplamaya aldım. Şu atla tırmanla karıştırmayın lütfen arkadaşlar. Klavyemde Hakkari tuşu yok. Buna da delete dedim arkadaşlar. Klavyemde U harfi yok. Buna da delete dedim. Şurada alt tuşu var. Alt tuşunu da göze yerleştirdim. Burada bir tane fazla F1'imiz var. Birini leş sandığa koymuştum. Bunu delete dedim. Klavyemde I harfi yok. Sildim. Klavyemde Yalova harfi yok. Sildim. Shift'im var. Shift'i de hızlı koşmanın üzerine aldım arkadaşlar. Başka ne koyabilirim diye düşündüm de şurada ESC'm var. ESC'mi ayarlara koydum. Şimdi tuş nasıl atarım diyorsanız şunu kapatayım. Tuşu nasıl ekleyebilirim diyorsanız şöyle parmağınızı basılı tutun. Klavyeden mesela hoparlör için ben F4'e bastım. Şöyle oturtturayım. Mikrofona da F3 koymak istiyorum. Parmağımı basılı tuttum, bıraktım. Klavyeden F3'e bastım. Aldım bunu da bir güzel yerleştirdim arkadaşlar. Şurada M harfimiz var. Klavyemde M harfi yok. Delete dedim.
Klavyemde caps harfi var. Caps'i ben haritada kullanmak istiyorum. Bu şekilde arkadaşlar tuş dizilimlerinizi de tamamlamış olursunuz. Hani yukarıdaki kameraya da bakıyorum çekiyor mu diye. İşiniz bittikten sonra şuradan save diyeceksiniz. Şu alt kısma istediğiniz bir isimi verebilirsiniz. Mesela ben Abidin abi yapmak istiyorum. Hatta hatıra olarak siz de Abidin abi yazabilirsiniz. Ardından confirm dedim. Bu şekilde tuşlarımızı kaydetmiş olursunuz. Şimdi buraya kadar her şey çok güzel ama burada göstermem bazı şeyler var. Şuradaki siyah sembolün arkadaşlar siyah olarak yanması lazım. Eğer gri olarak yanıyorsa programınız çalışmıyordur. Buna dikkat etmenizi istiyorum. Ve ekranda bu şekilde tuşlarım gözüküyor. Ben nasıl kapatabilirim dediğinizde yine siyah sembole tıkladığınızda şurada hide var arkadaşlar. Hide'a tıkladığınızda otomatik olarak show'a dönüşüyor. Ona bastıktan sonra göz sembolü zaten kapalı oluyor. Bu şekilde klavye ki tuşları da gizleyebilirsiniz. Şimdi ürün inceleme ve kurulumu bu kadardı arkadaşlar. Tabletim Samsung S5e arkadaşlar ortalama 60 FPS'e kadar bir değer veriyor. Tabi bu cihazlar bağlandığında bir umum 5 FPS'e kadar bir düşüşlük yaşayabilir. Ama siz profesyonel olduğunuzda bu 5 FPS'e kadar düşüklüğü de bunu kendi oynayışınıza daha ön plana çıkarabilirsiniz arkadaşlar. Buraya kaydet dedim, çıktım. Hemen şuradan bir ne kadar cihazınız iyi olursa olsun sonuç olarak iş cihazınızda bitiyor yani. Telefon ve tabletinizde bitiyor. Yani ben bunun için size bir video da hazırladım arkadaşlar. Bütçenize göre telefon ve tabletleri sıraladım. Onu da YouTube kanalımda bulabilirsiniz. Vaktim olursa kartvizitini de buraya eklerim. Kartvizitten de gidebilirsiniz. Şimdi size arkadaşlar makro sistemini göstereceğim. Tabi bir tane silah için göstereceğim. Çok istiyorsanız bunun 3-4 tane silahına kadar biz ayarlayabiliyoruz. Siz özel destek olarak yine yukarıdaki numaradan bize ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Şuradan M4'ümü alayım. Şuradan biraz fazla mermi de alayım. Ben sadece M4 için ayarlayacağım arkadaşlar. Eğer WhatsApp grubumuza gelirseniz veya yukarıdaki numaradan iletişimi kurarsanız özel destek olarak ortalama 4 tane silaha kadar makro desteği veriyoruz arkadaşlar. Tabi bunun niye videosunu çekmiyorsunuz diyenler de olacak arkadaşlar. Hani bu her cihaza değişkenlik gösterdiği için tam bir sabit değer veremiyoruz. Mesela zaten siz de M4'ü büyük ihtimal deneyeceksiniz. Bendeki değer farklı çıkacak, sizdeki değer farklı çıkacak arkadaşlar. Tüm cihazların özelliklerini veremiyorum. Yani uymayacak zaten, vermenin anlamı yok arkadaşlar. Hani birebir görüntülü aramayla biz elimizden geldiği kadar size en iyisini ayarlamaya çalışıyoruz. Şuradan 6x'imi aldım. Hatta M4'ümü 6x'i koydum. Arkadaşlar yapmanız gereken şuradan klavyeden 1 ile F3'e aynı anda basmak. 1 ile F3'e aynı anda bastığınızda şuradan 60 metreye, şuradan dürbün modunu değiştireyim arkadaşlar. Şuradan 60 metreye nişan alacağız. Ateş alacağız arkadaşlar. Bu şekilde gördüğünüz gibi sekme oranı bayağı bir hafifleşti. Buradan hassasiyete girip ateş etme animasyonu bölümüne gelip şunu 20'ye çektim arkadaşlar 6x'i. 6x'i 20'ye çektiğimde şu şekil aldım, mouse'umu da havaya kaldırdım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ortalama orta seviye bandında bir sprey atmış oluyorsunuz. Hatta şöyle biraz ışık alama var ki. Tabi bu en basitleştirilmiş hali arkadaşlar. Örnekleyeyim, ben 6x'i 24'e çektim. Şuradan örnekleyeyim 3x'imi de 20'ye çekeyim arkadaşlar. Ben size burada mantığını anlatayım. Kendinize göre bir değer bulmanız gerekiyor. Hemen şuradan M4'üme 3x'i de taktım. Bu arada arkadaşlar MS'yi de buradan görebilirsiniz. Kusura bakmayın, video çekemedim. Yine mouse'umu havaya kaldırdım. Gördüğünüz gibi böyle bir tık aşağı gider gibi geliyor. Hemen ne yaptım? Şuradan hassasiyet dedim. Geldim 3x'imi 19'a çektim arkadaşlar. Bir daha geldim, şöyle bir daha sıktım. Mouse'umu havaya kaldırdım arkadaşlar. Gördüğü gibi biraz da yukarı sekmeye başladı. Yukarı sekmesi daha iyidir arkadaşlar. Hani el alışkanlığından şöyle belki biraz aşağı çekme alışkanlığınız vardır. Gördüğü gibi güzel bir kontrol yapabiliyorsunuz. Tabi eğer iletişim kurarsanız biz bunun için AKM, barrel, scar, hafif makinalara kadar ayarlıyoruz. Tabi bu iş biraz profesyonele karşılığı için birebir destek lazım arkadaşlar. Ben yine sözümde durdum videonun başlığında olduğu gibi. Kurulum ve makrosu diye. Hiç yoktan bir M4 makronuz aldı arkadaşlar. Belki bunu başka bir yerde bulamayacaktınız. Ben size onu da anlattım.
Yine sıkıştığınız bir şey olur, takıldığınız bir yer olur. WhatsApp gruplarımız her yerde var arkadaşlar. 100 kere söyledim artık. Hiç yoktan Facebook'a bile yazsanız bizi bulursunuz arkadaşlar. Bu videoda bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hepinizi çok seviyorum. Sağlıcakla kalın arkadaşlar.